Kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir hikaye ile daha beraberiz. Hikayeye geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sizlerin de yaşadığı bu tarz paranormal olaylar varsa bizlere açıklama kısmında paylaştığım Instagram veya mail adresimiz üzerinden ulaştırabilirsiniz. Şimdi hikayeye geçelim. Keyifli dinlemeler. Merhaba Pınar Hanım. Gerçek ismimi vermek istemiyorum. Bu yüzden bana Bal diyebilirsiniz. 28 yaşındayım. Anlatacağım olaysa henüz 15 yaşımdayken olmuştu. Bir gün annem, babam ve kardeşlerim evden dışarı çıkmışlardı. Bense hiç çıkmak istememiştim. Canım evde kalmak istemişti. Aslında ben gezmeyi çok severdim. Ama nedense o gün çıkmak istemedim. Aileme de bunu söyledim. Onlar da anlayış gösterdiler. Biz gelene kadar evde kal o zaman dediler. Sonra da gittiler. Ben de bir süre sonra evde sıkılmaya başladım. Bir ay sonra bir yakınımızın düğünü vardı. Onun için güzel bir elbise almıştım. Onu denemek istedim. Elbisemi giydim, makyajımı yaptım. Boy aynasının önüne geçtim. Kendime şöyle bir baktım. Sonra derinlerden gelen boğuk bir ses duydum. Çok güzel oldun dedi ses. İrkildim. Hemen sağıma soluma baktım. Kimseyi göremedim. Ne yapacağımı bilemediğim için bulunduğum odanın kapısını kilitledim. Bir süre orada kaldım. Ses tekrar gelecek mi? Onu dinledim. Ama başka bir ses duymamıştım. Yine de o gün çok korktuğumu hatırlıyorum. Ailem gelene kadar diken üstünde beklemiştim. Onlar geldikten sonra da bir daha söz verdim. Asla evde tek başıma kalmayacağım diye. Bu olaylar daha farklı şekillerde devam etti. Ben bana yardım eden bir gücün olduğunu hissetmeye başladım. Daha öncesinden stresli bir insandım. Ama ne olduysa birdenbire çok rahat ve güvende hissettim kendimi. Dışarı çıkarken, sınava giderken veya başka bir iş yaparken çok rahat hissediyordum kendimi. Bir şeyin bana yardım ettiğinin ben de farkındaydım. Ama bu gücü adlandıramıyordum. Mesela şöyle bir şey olmuştu. Anneannemlerin yanına köye gitmiştik. O zaman bayramdı ve kışa denk gelmişti. Hava çok soğuktu. Köyde de inanılmaz bir kar vardı. Köyde sadece bir oda sobalı olduğu için dedemlerle birlikte aynı odada kalıyorduk. Benim uykum çok derindir. Top atsanız uyanmam. O gün birisinin beni sallamasıyla uyandım. Kollarımdan tutup öyle bir sarsmıştı ki beni. Kollarım acımıştı. Gözümü açtım. Bunu kimin yaptığını anlamaya çalışıyordum. Ama etraf dumandan gözükmüyordu. Ben ayılmaya çalıştıkça üzerime bir ağırlık çöküyordu. İster istemez tekrar uykuya dalmak istiyordu bünyem. Ama ben uykuya dalmaya çalıştıkça o şey de beni sarsmaya devam ediyordu. En son kalk çabuk uyan yoksa öleceksiniz diye bir ses duydum. Yataktan çıktım ve hemen öksürmeye başladım. Boğulacak gibiydim. Odanın içinde dumandan hiçbir şey göremiyordum. Annemleri uyandırdım, sonra dedemleri. Onlar da kalkıp hemen pencereleri açtılar. Ardından o soğukta kendimizi dışarı attık. Çünkü az kalsın sobadan zehirlenecekmişiz. O şey beni uyandırmasa o gün hepimiz ölmüştük. Sonra ben beni uyandıran şeyi anlattım aileme. Hem anneannem duydu hem de annem. İkisinin de yorumu aynı oldu. Allah senin kalbinin temizliğine bakmış. Senin sayende bizi de kurtardı dediler. Gelip beni uyandıranın da bir melek olduğunu söylediler. Ben de buna inanmaya başlamıştım. Beni koruyan bir melek olduğunu düşünüyordum. Ta ki o güne kadar. O gün garip bir rüya gördüm. Rüyamda kapkaranlık bir odadayım. Zifiri karanlık. En ufak bir ışık dahi yok. Hiçbir şeyi göremiyorum. Kendi ellerime bakıyorum. Onları bile karanlıktan ayırt edemiyorum. Odada hiç kimse yok. Çünkü kimseyi görmüyorum. Sonra bir ses duyuyorum. Yakında beni göreceksin diyor ses. Ardından hemen uyandım. Birkaç gün sonra rüyada gördüğüm şey gerçek oldu. Onu gördüm. Yine aynanın önündeydim. Dışarı çıkmak için hazırlanıyordum. Ve bir ses duydum. Çok güzel oldun dedi ses. Tıpkı daha önce duyduğum gibi. Aynı ton, aynı derinden gelen ses. Dona kaldım. Hareket bile edemedim. Sadece gözlerimle sağa sola bakmaya çalışıyordum. Ve onu aynanın içinde gördüm. Tam arkamda belirdi. Ete kemiğe bürünmüş bir haldeydi.
Fakat yine de insan olmadığı belli oluyordu. Özellikle bakışları çok farklıydı. Onu gördüğümde tamamen felç geçirdim. İnme inmiş gibi oldum. Elini omzuma koydu ve bütün vücudum elektrik çarpmış gibi sarsıldı. Ardından kayboldu ve ben kendime geldim. Kendime geldiğim gibi de hemen annemlerin yanına koştum. Olan biteni anlattım. Kimseyi inandıramadım. Böyle bir şey yaşamamın mümkün olmadığını söylediler. Bu yaşadıklarımı bir arkadaşımla paylaştım. O da tanıdığı çok iyi bir falcı olduğunu söyledi. Her şeyi bilir, mutlaka sana da yardım edecektir dedi. Birlikte falcıya gittik. Ama hakkımda hiçbir şey anlatmadım. Ne ondan ne de başka bir şeyden asla bahsetmedim. Kahvemi bitirdim. Ardından kapattım. Fincanı eline aldı ve bakar bakmaz şunu söyledi. Sana çok aşık. Kim dedim? Kim çok aşık? O dedi. Gördüğün, sesini duyduğun, seni koruyan, kollayan, yardım eden ama senin korktuğun o cin sana aşık olmuş dedi. Bu cümleyi duyar duymaz anında tüylerim diken diken oldu. Tam anlayamadım dedim. Yani bana aşık bir cin olduğunu mu söylüyorsunuz? Evet, sana aşık bir cin var. Üstelik bu çok uzun zamandır var. Sana yeni yeni gözükmeye başlamış. Aslında çok uzun zamandır seninle birlikte yaşıyormuş dedi. Senin hayatını birden çok kez kurtarmış. Birçok kez ölüm tehlikesi atlatmışsın sen. Hem seni hem de yanındakileri kurtarmış dedi. Peki ne olacak böyle? Nereye gidecek bunun sonu? Ne yapmam lazım dedim. Vallahi sen şimdi bir hocaya gitsen sana illa bir muska yazar. Muskayı taktın mı da o cin sana yaklaşamaz. Yaklaşamaz tamam da o cinin hayatı biter dedi. Nasıl yani dedim. Sen hiç aşk acısı çektin mi dedi bana. Evet bir kez aşık olmuştum dedim. İşte cinler bunun kat be kat daha fazlasını yaşarlar. Sana yaklaşamaz ama neler çeker kendi aleminde. Ona bunu güzelce anlatmak varken, bu işin olmayacağını söylemek varken, birdenbire muskayla uzaklaştırmak doğru mu sence dedi. Vallahi abla ben bilmiyorum. Bu tip şeyleri de ilk kez senden duyuyorum dedim. Ben sana anlatacağım, merak etme sen dedi. Ablaya güvenmeye başlamıştım. Bu abla öyle sıradan falcılardan da değilmiş. Kendisinin de cinleri varmış. Onlardan da haber alırmış. Bana aşık olan cini davet edeceğini ve ona bunun olmayacağını anlatmam gerektiğini söyledi. Bunu nasıl yapacağımı da anlattı. Şimdi olayı anlatırken onları da anlamış olacaksınız. Daveti yaptıktan sonra benim diğer odaya geçmemi söyledi. Ben oradayken cin oraya gelecekti. Yalnız olacaktım ve onunla tek başımayken konuşacaktım. Bana hiçbir şey olmayacağının garantisini verdi. Merak etme dedi, benim cinlerim de burada. Sana asla zarar veremez. Sadece onunla konuşman için çağırıyorum dedi. Önce tamam dedim ama davet sırasında korkudan bacaklarım titremeye başladı. Abla birkaç kez daveti yarıda kesti. Sakinleşmem için su getirdi. Bu şekilde olmaz. Bak kendine zarar verirsin böyle. Bu kadar streslenmene gerek yok. Konuşacaksın ve gidecek. Tıpkı senin benim gibi varlıklar bunlar da. Sadece alemleri farklı. Korkmanı gerektirecek hiçbir durum yok dedi. Biraz sakinleştim ve güç bela daveti gerçekleştirdik. Sonra ablanın gösterdiği odaya geçtim. Dizlerimin üzerine oturdum. Abla öyle söylemişti. Ve karşıdaki boş duvara bakarak beklemeye başladım. Birkaç dakika içinde orada belirmesi gerekiyordu. Vücuduma inanılmaz bir titreme girmişti. Bacaklarım, kollarım zangır zangır titriyordu. Buna engel olamıyordum. Hatta soğukta dişlerimiz kenetlenir ve birbirine vurmaya başlar ya, ağzım da o şekilde titriyordu. Önce duvarda beliren gölgeyi, ardından ete kemiğe bürünmüş halini gördüm. Aynada gördüğümün aynısıydı zaten. Merhaba dedi bana. Her şey çok normalmiş gibi. Zaten bugünü bekliyormuş gibi. Bu 100. karşılaşmamız gibi. Belki onun için öyleydi. Çünkü daha öncesinde hep yanımdaymış. Ama ben onu yeni yeni görüyordum. Ve ilk kez onunla konuşma fırsatı bulmuştum. Merhaba dedim. Karşıma gelip tıpkı benim gibi oturdu. Aramızda 1 metrelik bir mesafe vardı. Benimle konuşmak istemişsin. Bunun haberi geldi bana dedi. Evet seninle konuşmam gerekiyordu dedim.
Ona bazı sorular sordum önce. Beni nerede gördüğünü ve bana neden aşık olduğunu sordum. Bunu abla fal bakarken ablaya sormuştum. O da kendisine sor demişti. Ben hatırlamıyorum ama bir cin düğününün ortasında bana aşık olduğunu söyledi. Biz fark etmemişiz orada düğün olduğunu. O bölgeden geçerken bu cin beni görmüş. Ondan sonra da hep beni takip etmiş. Onun söylediği böyle. Ben de ona onu üzmek istemediğimi söyledim. Ama bunun imkansız olduğunu da belirttim. Sandığın kadar imkansız değil dedi bana. Nasıl yani dedim. Kabilesinden bir cinin daha bir insanla evli olduğunu, hatta ondan çocukları olduğunu söyledi. Şimdi çok mutlu olduklarını da söyledi. Ama ben bunu kabul edemem dedim. Ablanın anlattıklarını anlattım ona. Bir hocaya gitseydim bana muska yapacaktı. O muska varken bana yaklaşabilir miydin dedim. Yaklaşamazdım dedi. İşte ben bunu yapmak istemedim. Sana bunu güzelce anlatmak istedim. Çünkü sen iyi bir varlıksın. Beni kaç defa ölümden kurtardın. Bunu biliyorum dedim. Bizi soba zehirlenmesinde kurtaran da sendin. Başka başka yerlerde hayatıma dokunan, gizli gizli yardım eden sendin. Sen çok iyi bir varlıksın. Bu yüzden sana asla zarar vermek istemem. Senin dinin ne bilmiyorum ama ben Müslümanım. Müslümanlıkta bunun yapılması yasak. Bir cinle bir insan bir birliktelik oluşturamaz. Cinler cinlerle evlenmeli, insanlar da insanlarla. Sana bunları söylemek için çağırdım dedim. Beni anladığını söyledi. O zaman bırak arkadaşın olarak kalayım. Hem istediğin zaman çağırdığında gelirim, hem de sen farkında olmadan yine seni korumaya devam ederim dedi. Bunu yapmana gerek yok. Benim asıl istediğim hayatını bana adaman değil, kendi hayatına, kendi alemine dönmen dedim. Tabii ki kendi hayatıma da döneceğim. Ama bir elim her zaman senin üstünde olacak dedi. Ardından gitmesi gerektiğini söyledi. Belirli bir süre kalabiliyormuş yanımda. O sürede dolmuş. Sonra odadan gitti. Gözden kaybolduğunda bana ne olduğunu anlamaya çalıştım. Çünkü bir anda hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladım. Sesimi diğer odadan arkadaşım ve o falcı abla duymuş. Hemen içeri girdiler. Hıçkıra hıçkıra ağlıyor, hiçbir şey konuşamıyordum. Neden ağladığımı da bilmiyorum. Korkudan mı, üzüntüden mi, yoksa başka bir şey mi hissettim? Onu da bilmiyorum. Gerçekten çok yakışıklıydı. Eğer bir insan olsaydı ona hayır diyemezdim. Belki de bunun için ağlamıştım. Bilmiyorum. Bir daha onu fiziksel olarak hiçbir zaman görmedim. Abla çağırmamı istemedi. Çünkü çağırdıkça ya onun bana ya da benim ona daha fazla bağlanacağımı söyledi. Belki de ikimiz de çığırından çıkıp yanlış şeyler yapacaktık. Bu yüzden asla çağırma dedi. Her ne olursa olsun o yokmuş gibi davran. Ben de öyle davrandım. Ama gerçekten dediği gibi bir eli hep benim üzerimdeydi. Bunu pek çok olayda hissettim. Beni hala korumaya devam ediyor. Hala yanımda. Ben o huzuru, güveni her adımımda hissediyorum. Bundan da rahatsızlık duymuyorum. Aksine çok mutlu oluyorum. Ben de bazen onun için dua ediyorum. Çünkü ona başka bir şey yapamam. Benim ona bir faydam dokunmaz. Ancak bu şekilde dualarımla yardımcı olmaya çalışıyorum. Hikayemi seslendirirseniz şimdiden size ve dinleyenlere teşekkür ederim. Hikayemizin sonuna geldik. Hikayesini paylaşan kişiye teşekkür ediyorum. Bir sonraki hikayede buluşuncaya dek hoşça kalın.